Evet arkadaşlar, burada bir jant çalışması yapacağız. Bu jant kapağı gibi de düşünebiliriz bunu. Bunun arka tarafını da hani lastiğin oturduğu yeri de tamamladığım zaman ise tam bir jant olarak değerlendirilebilir. Şimdi başlangıç olarak bir resim yükleyeceğiz. F4'e geçtik. Display'den, pardon, Option'dan, Configure'den Back tıklıyoruz. Buradan jantın resmini olacağız. Şunu da kullanabiliriz. Başka ne var? Evet, onu kullanalım. Aç dediğimiz zaman bu jantın resmine bu şekilde geldi. Şimdi bunu planlarken nasıl yapacağımızı düşüneceğiz. Burada dikkat ederseniz şu parça 1, 2, 3, 4, 5 ve hepsi aynı. Bunu bir tanesini yaptığımız zaman diğer 5'ini çoğaltmamız mümkün. O zaman demek ki bir tanesini yaparak başlayacağız ama öncelikle bu merkeze oturtmamız gerekiyor. Örneğin bir kılavuz alayım şimdilik. Diyelim ki bir circle diyelim. Küçülteyim onu. Yaklaşık şuraya doğru. Şöyle. Şimdi bak, gördüğünüz gibi resim tam ortada değil. Yani şu Ford logosunun olduğu etraftaki daireyi buraya ayarlayacağım. Nasıl yapıyoruz onu? Option'dan Configure'ye geldik. Resmimiz burada. İşte bakın, Y ekseninde bunu taşıyorum. X ekseninde de taşıyorum. Tam oturacak şekilde ayarlayacağız. Bu 5,5 herhalde daha iyi oluyor. Hatta 75 diyelim. 6 desek çokmuş oluyor. Evet, 6 iyiymiş zaten. Evet, bakın hemen hemen bunu ortaladık. Fotoğraftan kaynaklanan hani açı farkı da olabilir ama biz takriben hemen hemen ortaladık. Şimdi şu Y eksenini şunun tam merkezine getireceğiz. Yani daha rahat çalışmak için. Onu da buradan döndüreceğiz. Yine ortalayacağız bunu. Yani şu iki parçayı yaklaşık olarak eşit alacağız. Tabii bunu önceden Photoshop'ta düzenleyebilirsiniz. Tam ortadan geçen çizgileri atabilirsiniz. Şu olur. Ama onu çevirdiğimiz zaman demek ki merkezi bozuk. Bakın, daire bozuldu. O zaman bunu tekrar ayarlayalım. Evet, bu görüntü fena değil. Yani bu değerleri gidersek işte rotation 25 derece, Y offset 8, eksi X de eksi 3. Burada da transparanlık ayarlanıyor. Gördüğünüz gibi. Hani gözü çok rahatsız etmesin istiyorsak. Şimdi şöyle bir planlama yapalım. Şimdi kabaca düşünürsek bir parçayı yaptığınız zaman bunu çoğaltarak bunları yapmamız mümkün. Şimdi bunun burasıyla bu parçayla bu parçası da simetrik olduğuna göre benim şu parçayı yapmam yeterli olacaktır. Kabaca gösterirsek, yani şuradan itibaren şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle bir parça yaptığımız zaman onu simetrinin içine attığımızda
Bakın bu parça tamamlanmış oluyor. Sonra da klonerin içine atarsak bunu ve klonerden de bunu radyal olarak, tabii XY olarak değiştireceğiz bunu pozisyon olarak. 5 tane şundan 0 yapalım. Bakın bu mantıkla biz sadece şu parçayı yaptığımız zaman şurayı bizim neredeyse jantın tamamını yapmış gibi olacağız. Şimdi bunu siliyorum. Öncelikle şu dış çember için bir disk oluşturuyoruz. Disk. Disk şu anda Y pozisyonunda. Bunu eksi Z yapıyoruz bu şekilde. Şuradan boyutunu büyütüyoruz. Bakın tam şunun boyuna gelecek şekilde yaklaşık olarak 238 olarak bulduk. Şimdi ama şurada bir şey sıkıntısı var herhalde. Bir saniye. Büyük ihtimalle bu şeyden kaynaklanıyor. Mesela alt ve üstün oturmaması. Biz bunu 238'de kalsın. Yani fotoğraftan kaynaklanan bir bir açı farkı da olabilir. Yani üst ve altın oturmaması. Biz bunu şurayı hedefleyelim. Yani daha düzgün bir, tam önden çekilmiş bir çizim olsaydı belki daha da düzgün yapabilirdik. Şimdi bu 230, bu da iç çapı olarak verelim. İç çapı. Bakın şuraya kadar şöyle verdim. Şimdi display'den constant shading line dersek bakın bunlar bu şekilde görünüyor. Şimdi burası şuradan geçen bir çizgi lazım bize. Şu noktadan şunun ortasından geçen bir çizgi lazım. Bu rotation segment sayısı da çok düşük zaten. Bunu mesela 40 yapalım. Şimdi display'den constant shading line deyip şuradan da wireframe dersek çizgiler görünür. Bakın şu çizgi tam bu ortadan geçiyor. Örneğin şunu hemen bakın çizelim. Şuradan baktığımız zaman bakın şuraya getirdiğim zaman bakın tam ortadan geçiyor. Bu 40 fena değil. Hatta şurası da şuna denk geliyor. Fena değil. Daha fazla da olabilir. Ama ne kadar az poligon olursa kontrol o kadar daha kolay oluyor. Pardon. Yer alalım. Şu sildim, sildim cloud'unu. Şimdi bu dış şey için bir tane de içi için gerekiyor. Buna dış diyebiliriz. Dış çember. Kopyasını aldım. Bu da iç çember olsun. Tabii ki bu iç çember ne olacak? İç çember. Şu içini küçültelim. Bakın şuraya kadar gelsin. Dışı da şöyle. Şöyle bakarsak şöyle bir hafif bir eğim var orada. Şu şekilde. İyidir. Hatta 11-12 yapalım. Bu da iç çember olarak. Yani bunların basic'ten XY dersek nispeten görünebilir. Bu şekilde de göremiyorsak display'den lines'a geçtiğiniz zaman bu çizgileri daha rahat görebilirsiniz. Yani object'e gelelim. Şunu. Evet. Hatta biraz daha küçülteceğiz. Evet. 208 oldu. 207 oldu. Şu da 185, 184. Evet. Bakın bu değerleri girmemiz yeterli. Şimdi biz şu parçayı yapacağız. Gerisi bize lazım olmayacak. Bize tabii ki aynı şekilde şurası da lazım. Bir de buradaki daire lazım. Tekrar bir çember oluşturuyoruz. Yani disk oluşturuyoruz daha doğrusu. Bu da mesela bijon olsun. Yani bijon deliğinin olduğu yer.
Yine onu da eksi z diyelim. Nesne moduna geliyorum. Küçültüyorum, küçültüyorum. Şimdi şöyle taşıyorum bak. Büyüterek bakıyoruz. X pozisyonunu bozmuyoruz, ona dikkat ediyoruz. Dediğim gibi fotoğraftaki hatalara bakmayacağız. Bundaki poligon sayısını düşüreceğiz. Şimdi bu içi dışı olduğuna göre örneğin bu 16 olsun. 16. Ya da pardon bu şey dış çapı 18. Evet. Bu da içi de 16 olsun. Bakın şöyle hani denk gelecek şekilde. Bunu da 8 yapıyoruz. Çünkü nasıl olsa subdivizyon kullanıp bunların yumuşaklığını halledeceğiz. Şimdi bunu da yaptık vizyon diye. Bunu da şöyle aşağı aldık. Bir de şuraya lazım. Zaten bakın bu 35.4'müş çapı. Onu sileyim. Yeni bir hatta şunun bir kopyasını alayım. Bu da göbek kısmı olsun. Göbek diyeyim. Anlaşılsın diye. Bakın bu çapa deminki ölçüyü verirsek 35 santim. Tabii şunu sıfır yapalım. Bunu da 20 yapıyorum. Neden 20 yaptığıma gelince buradaki bakın hani 40 tane ya, aynı şekilde bunu 20'ye bölüyorum ki şu çizgi şuna denk gelsin. Ve 20 yeterli bakın. Gösterdim. Şu şey şunu şöyle ayarlayalım. Bu şekilde. Şimdi şuradan bir null oluşturuyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Aşamalar diyorum. Bu şey öğrenme amaçlı yapılan çalışmalarda böyle aşamaları kaydetmekte yarar var. Çünkü hata yaptığınızda geri dönme şansınız var. Kontrol tuşuna basıp o seçili olanları böyle bir kopyasını almak mümkün. Şimdi bunların hepsini dördünü seçtik. Objekten connect, object, play diyoruz. Artık bu tek parça oldu. Poligon moduna geldik. Bahsettiğim gibi bize bu, şurası, şu parça lazım. Şurasının yarısı lazım. Ve şu ikisi lazım. Bakın. Görüyor musunuz? Bu kadar. Bunları seçtim. Select'ten invert dediğimde gerisini seçmiş oluyor. Hatta bunun yine bir kopyasını alayım. Sonra da silme tuşuna bastım. Şu fareyi şuraya getirelim. Silme tuşuna bastık ve sildik. Şimdi görebilmek için tekrar display'den quick shading line dedim. Bakın bunu simetrinin içine attım. Bakın simetrinin içine attım. Burada bir hata yapmışım sanırım. Ha, pardon. Simetrinin içine attım ama şöyle kapatayım. Şuradan bir tane daha vardı. Bakın işte ne oldu? Yanlış yapmışız. Sileceğiz. Şu vizyonu kopyasını alalım yukarıya. Poligon moduna gelelim. Şurayı dahil etmeyi unutmuşuz. Yani şunu çıkartacağız. Geri aldım. Tamam.
sildim tekrar. Şimdi atalım içine. Evet, şimdi oldu. Orada bir tanesini fazla silmişiz. Bakın, şimdi şunu kapatırsam, bakın simetriyi de kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi, bakın şurada iki parça var, burada şu bijonun yarısı var. Burada da hani bunlar var, simetrisini alıyoruz. Simetrisini aldıktan sonra hani işte bu tarafı da tamamlamış oluyoruz. Klonun içinde de bu şekilde bakın. Her şey yerlerinde oluyor. Şimdi buradaki modelleme işine girişelim, devam edelim. Şimdi şöyle bakarsak şu doğrultuyu doğru yakalamamız gerekiyor. Onu mesela öncelikle yapalım. Edge moduna geldim. Şu çizgiyle şu çizginin arasında. Şuradan da modelleme penceresine gelelim. Sağ tıklayarak da bulabiliriz. Ben buraya koymuş durumdayım. Sağ tıklayarak da şu birikliği kullanabiliriz. Şuradan şuraya doğru bunu bağlayabiliriz. Burada şu çizginin yani şu doğrultunun bozulmaması gerekiyor. Onun için de şu şeye gelelim. Bir tane şuradan, bir tane de buradan keselim. Sonra da şu parçayı silelim. Şimdi bu aradaki poligonları tamamlayarak devam edeceğiz. Yine edge moduna gelelim. Edge moduna gelelim. Şimdi şuradan şuraya doğru bağlantı yapacağım ama öncelikle şu parçayı düzenlemem gerekiyor herhalde. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu bakın şuradaki parça aslında şurada. Ve dikkat ederseniz burada bir derinlik var. Yani şuna göre bu parça daha derinlikte. O zaman ne yapacağız? Mesela şu parçayı yani şurayı seçeceğiz. Ve F1'den de bakalım. Bakın geriye doğru taşıyacağız. Nedir? Bak geriye doğru bunu 20 santim dersek 20 santimlik bir derinlik. Tabi eğer elimizde jantın birebir şeyi varsa onu ölçülü olarak şey yapabiliriz. Çekebiliriz. Onu çekmişken bunu da öne doğru yani şu şekilde taşıyacağız. Yani eksi 5 olarak taşıyacağız. Ki bunlar sıfır noktasında kalsınlar. Çünkü orası biraz daha önde. Şimdi F4 pozisyonuna geldik. Yine şu bıçağımızı aldık. Bakın eğer dikkat ederseniz orada belli belirsiz görünür zaten. Şurada iz vardır. Şuradan şuraya doğru bıçakla kestik. Şimdi single line diyelim. Sonra da şu iki parçayı seçtik ve sildik. Pardon. Şimdi buradan bakın şurada bir kalınlığı şurada görüyorsunuz. Şimdi bu, şu çizgiyi boydan boya seçtik. F1'den daha iyi gösterelim. Extrude ile de yapabiliriz ya da kontrol tuşuna basıp böyle geriye doğru çekebiliriz. Nedir? Bunu eğer 0 yaparsam 5 cm öne almıştım ya 5 cm gerisin geri gitti. Şimdi yine F4'e gelelim. F4'e gelelim. Ya da F1'den şu parçayı seçelim sadece. Ve şu parçayı seçelim. Bunu da neyle? Yine bridge'e yani köprüyle tutalım. Bakın şuraya bağlayalım. Bakın bu şekilde bağlandı. Şimdi bunu bağladığımız zaman tabii ki burada buraları düzenlememiz gerekiyor. Bir saniye. Şimdi şuradaki eğimi de hani vermek istiyoruz. Ne yapacağız? Bunu bağladıktan sonra şu çizgiyi tutup slide'la o doğrultu boyunca kaydırabiliriz. Bakın böyle. Görüyor musunuz? Bu şekilde bunu kaydırabiliriz. Ama ondan önce istersek şurayı da bağlayabiliriz. Yani şu parçayı bakın
şu parçayı şuraya, bu parçayı buraya bağlayabiliriz. Sonra da aynı şekilde kaydırmak için, bakın burayı seçmedim sonradan çünkü orası da uyacak ona. Slide'e geçersek bunu biraz böyle kaydırırız. F4'ten bakalım. Öngörünümden. Belki birazcık daha şöyle hafif kaydırabiliriz. Evet. Şimdi bıçağımıza geçelim. Mesela şuradan da ortalayalım. Şöyle bir ekledik parçalarımızı. Şimdi yine şunu X-ray dersek görebiliriz. Nokta moduna gelin. Şunu slide'de şöyle biraz kaydırayım. Belki birazcık daha hafif kaydırdık. Şimdi bunun yeri fena değil. Ama yukarı doğru alabilirim bunu. Biraz aşağı. Sonra da şu çizgiyi şöyle bu eğime uygun olacak şekilde alacağız. Belki bunu biraz daha şöyle alalım. Şimdi planlama yaparken bakacağız. Şimdi mesela şunu şöyle gelmesi gerekiyor. Şurada belki bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Örneğin şunu şuradan keselim. Kestikten sonra mesela bakın bu magneti de kullanmayı öğrenelim. Magnet bayağı büyük şeyi çünkü çapı 100. Bunu 0 yapalım. Örneğin buradan da needle seçtiğimiz zaman artık tek nokta gibi ve Z yönünde bozulmasını istemiyorsak buna tıkladığımız zaman Z yönünde artık bunu taşıyamayız. Ama X ve Y yönünde rahatlıkla taşıyabiliriz. Ama herhangi bir şey seçili olmaması gerekiyor. Önce şeye gelelim, boşluğa tıklayalım, seçimden çıkalım. Bakın seçim yapmadan bunu bu şekilde şeyleri taşıyabiliriz. Tıpkı bunu da böyle alabileceğimiz gibi. Bakın bunu da böyle alabileceğimiz gibi. Şimdi şurada yine edge moduna geçelim. Kenar modu daha doğrusu. Yine mesela başka araçları da göstereyim. Mesela şey bu polygon pen aleti. Bakın çizgi aktif hale geliyor. Kontrole basarsak bunu bu şekilde kopyalayabiliyor. Bunu da bu şekilde bağlayabiliriz. Şunu şuradan uzatabiliriz. Sonra şu noktaları buraya bağlayabiliriz. Mesela burayı nasıl bağlayacağız ona bakmamız gerekiyor. Belki bir parça daha mı gerekiyordu burada? Ya da şöyle bağlayacağız belki. Evet. Bu şekilde bağladık burayı. Hatta şunu şöyle alalım. Yani keselim. Şöyle ayarlayalım. Bıçak da keselim. Nokta modunda bir görelim. Magnette taşıyabiliriz. Evet. Böyle mi olsaydı? Yok. Geri aldık. Bu şekilde şimdi kalsın. Gerekirse başka çözümler üretebiliriz. Şimdi şöyle baktığımız zaman burayı ne vermiştik biz? Eğer unutmadıysak 20 vermiştik. Şimdi şu çizginin pozisyonuna bakıyorsunuz. Bakın 0. F1'den bakarsak orası aslında düz duruyor. Eğer onu 20 yaparsak Z pozisyonuna bununla aynı hizaya gelecek. Şimdi şuradan şunları seçiyoruz. Bakın extrude ile ya da şeyle uzattık. Ve bunun Z pozisyonunu 20 yaptık.
20 yaptık. Şimdi F4'ten bakarsak daha iyi görürüz. Şimdi Z pozisyonu 20 yaptık. Şimdi o pozisyon bozulmasını istemiyoruz. Magnet'e geçtik. Bakın Z kilitli zaten. Şimdi bakın Z'yi bozmadan biz bunu, bakın bunu böyle aldık. Şunu şuraya aldık. Şunu şuraya aldık. Şuradan visible only'yi kaldırırsak arkadaki noktaları da alabiliriz. Bakın şunu da şöyle aldık. Yani şunun ucuna doğru getirdik. Şimdi bakın burası boşlukta kaldı. Onu da bir ilkeyle, bakın şöyle, pardon, bir ilkeyle şuradan şöyle kapatabiliriz. Şunu da şöyle kapatalım. Şimdi burada tabii noktalar birleşmemiştir. Şöyle seçelim. Belki boşluğa tıklarsak oradaki noktalar birleşir. Aynı şeyi yine buradaki noktaları seçelim. Şurada iki tane nokta var zaten orada. Belki tıklayalım, birleşsin. Şimdi F1'den bakarsak bakın bu parçayı kabaca yapmış olduk. Şimdi simetriyi açalım. Kullanarak açalım. İşte jantımız, kapağı ya da şeyi kabaca bitmiş oldu. Eğer normal bir jant yapacaksak çelik jant, onu buradan itibaren ana gövdeyi yapacak şekilde devam edebiliriz. Şimdi buna ne uygulayacağız? Bir subdivision'ın içine attığınız zamanki etkisini görelim. Şimdi subdivision atınca bunlar parçalar halinde olduğu için buralar böyle subdivision'dan dolayı sanki ayrıymış gibi görünüyor. O yüzden de connect nesnesi kullanıyoruz. Evet, connect. Connect'i subdivision'ın içine atıyoruz. Clone'u connect'e atıyoruz. Bakın şimdi o parçalar birleşmiş gibi. Yani şimdi bunun tabii ki kenarlarını beraber uyguladığımız zaman o sonuç daha iyi olacak. Şimdi şunları şöyle yukarıdan aşağı kapattım. Vision'a geldim. Şu X-ray'i de kapattım. Şimdi yine F4'e bakarsak bakın burada ne var? Şu parça var. Şurası keskin. Bakın şu hat keskin. Görüyorsunuz değil mi? Keskin. Ne yapacağız o zaman? Öncelikle şu loop bıçağı gelelim. Bakın şuradan bir keselim bunu. Kestik. Ondan sonra şu biraz sanki büyük olmuş. Şuradan hani keselim. Sonra loop selection ve polygon moduna gelip şu dışını seçtim ve sildim. Şimdi şu dış kısmı seçiyorum. O biraz daha öne geliyor herhalde. Değil mi? Öne geliyor. Ne yapacağız onu da? Kontrol'e basacağız. Öne doğru uzatacağız. Şimdi bu şekilde uzattığımız zaman ne yapıyor? Burada şu parçaları oluşturuyor yanlarda. Bunları biz istemiyoruz. Tamam, istemiyoruz. Ne yapacağız onu? Seçeceğiz. Aynı şekilde öbür tarafta da. Çünkü oralar zaten birbirine bağlanacağı için seçeceğiz ve sileceğiz. Şimdi orada bakın bir ne yapmış olduk. Şimdi subdivision'u açarsak buradaki yumuşaklığı görüyorsunuz. Display'den de zopan diyelim. Nesne moduna gelelim. Bakın. Halbuki buralar daha sert. Biz de o sertliği istiyoruz zaten. Bunu da kademe kademe yapacağız. Edge moduna geliyorum. Öncelikle şuradan başlayayım ve şundan. Şimdi bunlar F4'e göre bakarsak buraya göre biraz daha yumuşaklar. Onun için farklı bevel uygulayacağız diye bevel uyguluyorum. Şimdi chamfer diyeyim. Solid diyelim ya da chamfer de uygulayabiliriz. Duruma göre değişir. Tabi 10 santim çok. 2 santim diyelim mesela. Bakın 2 santim de çok geliyor ona. 0.6. Tabii ki bu boyuta göre
değişir. Ve bir kadem olsun, bu biraz daha şu iki diyelim. Şunu da bir saatin yapalım. Şimdi F1'den bakarsak şöyle, bir de sağ yüzünü açarsak şuradan görelim. Bakın bu şeyi yaklaşık olarak bizim o ölçüyü verdi mi diye test edelim. Şuradan display'den şadink diyelim. Hayır, bu çok sert olmuş hatta. O yüzden işlemi geri alalım. Şimdi bu bevel uygularken subdivizyonu aç kapa yapmamak için subdivizyona geliyoruz. Şu subdivizyon editörü sıfır yapıyoruz. Böylece hani geri alırken bir tek hamle geri almamız yetiyor. Yine şu edgeleri seçtik. Chamfer'a geçtik. Şunu 2 santim yaptık. Hatta 3 yaptım. 2 dedim. Uygula dedik. Oo, çok fazla. 1. Evet. Şimdi bir render alıp görelim bunu. Oh, fena değil. Fena değil. Hatta bunu 1.4 yapalım. Bir daha render alalım. Evet. Bu şimdi jantın şeyine daha uygun oldu. Ama şurası keskindi. Şu parça. Şimdi onu seçeceğim. Yine beraber uyguluyorum. Ama bu sefer solid diyeceğim. Bunu da 0.6 diyeceğim. Şimdi render alalım. Bu da çok fazla keskin geldi. 1 santim diyelim. Evet, bu şimdilik yeterli. Tabi sadece ona yapmak gerekmiyor ayrıca. Şu kenara da yapmamız gerekiyor. Şuraya, şuraya, şuraya. Şu parça. Ve şuraya da bir şey uygulamamız gerekiyor. Geldim buraya. Solid değil, chamfer yapayım. Şunu 2, 1 yap, 0 yapayım hatta. Şöyle bir şey yaptım. Topolojiden de uniform dedim. Bakın buralar düzeldi. Şimdi bakalım. Evet, bakın burası fena değil. Bura iyi. Şurada bir hata var. Bunu düzelteceğiz zaten. Ama bu biraz daha sanki sert olacak. F4 şimdi kapatalım. F4'teyiz değil mi? Yok. Bence iyiymiş orası. O kadar da şey değil. Belki daha da yumuşak olabilir de. Evet. O yeterli şimdilik. Şimdi burada düzeltme yapmamız gerekiyor. Nedir düzeltmeyi nasıl yapacağız? Bakın burada üçgenler oluştu. Şurada da var. Şimdi mesela şu parçayı seçtim ve sildim. Şuradaki noktayı da silersem orası şimdilik çözülmüş olur. Apple'e gelelim. Şimdi şuraya yakın bir şeyden bakalım. Şimdi buradaki şeyi düzelteceğiz. Hani birçok kişi bunlar hiç düzeltmiyor bile de. Pardon. Şuradan şuraya doğru kestim. Tamam mı? Kestim. Ve şu çizgiyi düz olduğuyla kaldırdım. Şimdi bunun aynı şeyi burada da yapabilirim. Önce bıçakla şöyle keseyim. Sonra da şunu şöyle aldım. Kaydediyorum. Ondan sonra düz ölbeğini aldım. Buradaki etkiyi bir görmem lazım. Bazen böyle render alıp bakın burası güzel. Halen burada sorun var zaten. Orası çözülmüş değil şu parça. Şimdi bunu gerekirse şuradan nasıl bağlayacağımıza bakalım. Şimdi
şurada bir üçgen oluştu. Değil mi? Bakın. 1, 2, 3. Şunu şöyle keseceğim. Şunu da şuradan şöyle keseceğim. Sonra da şu parçayı düzölveyle alacağım. Peki şurayı nereye bağlayacağız? Ona bakalım. Yani belki nasıl bir çözüm üreteceğimizi, pardon, öğren bazen şeyler olur. Şimdi şunu şuradan şöyle, pardon, oradan değil, şuradan şuraya doğru aldığımızı düşünelim. Şu çizgiyi şunu kaldıralım. Bu da pek istediğimiz gibi olmadı yani. Şuradan şuraya bağlıyorum. Heh. Bak, böyle çözdük işte. Hepsi dörtgen. Evet, gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde görünüyor. Belki farklı çözümler de üretilebilir. Şimdi bunu yaptık. Bizde ne var? Şöyle bakın, açalım şimdi. Bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi şurada da tabii derinliği vermemiz gerekiyor. Hani o vizyon anahtarlarının olduğu yer. Yine bu iç kısmı seçiyoruz. Ve şu ikisini seçiyoruz. Ne yapıyoruz? Kontrole basıp içeri doğru itiyoruz. Şimdi bu tabii jant yapacaksak bu şey daha fazla olacak, ama kapak yapacaksak belki hani bunu daha ince tutmamız yeterli. Tabii ki bunun kenarına da yine bevel uygulayacağız. Şöyle şunu seçiyoruz. Geçelim. Tool Option Shaper Bit Solid diyelim. Zaten uygulandı. Şimdi şöyle bir render alalım. Evet. Gayet yerinde. Şimdi bunun eğer devamını yapacaksak, yani oradaki fotoğrafa bakarsak, oradaki kapaktan ziyade şey, yani şu parçayı seçip içeriye doğru aldığımız zaman, yani eğer bir janta doğru dönüştüreceksek bunu, biraz daha belki şöyle bir kalınlık hani ekleyebiliriz. Evet, şimdi bakalım tekrar. Evet, gördüğünüz gibi bir jant şeyi kabaca da olsa yapmış olduk. Tabii ki bunun, eğer bu hani bu şekilde buraya bir kapak düşünüyorsak, onu da ayrıca bir silindir olarak yapabiliriz. Bir silindirmesi nereden? Şimdi göbek kısmı buydu. Değil mi? Bakın neydi? Dış çapı 37.431. Kopyalayalım bunu. Ctrl C ile.
bir şey oluşturalım. Örneğin o kapak için hazırdan burada ne var elimizde? Hatta oil tank oluşturabiliriz. Bunu eksi z diyelim. Çapına bu ölçüyü yapıştırıp böyle 2 diyelim. Yok, pardon, çapıymış o. Tamam, bu. Şimdi height segmenti bir yapalım. Şöyle düşünürsek, tabii bu 200 çok. 15 diyelim şöyle. Bakın bir de bir sanki kapak oraya oturdu. Bunu tabii biraz daha küçük yapmamız gerekiyor belki. Şeyden şöyle daha da küçültmemiz gerekiyor. Onu da tabii onun içinde dursun. Şöyle alalım. Eğer bunda da subdivizyon kullanmayacaksak biraz daha küçülecektir o. Çünkü o rotation segment 16. Şöyle içine atarsak bakın o biraz daha küçüldü. Şuradan da ayarlayabiliriz. Yani biraz şöyle içine gelecek şekilde. Şöyle bakarsak evet. Kapağı da yapmış olduk. Şimdi bu kapağı seçelim. Şuna tıkladığınız zaman diğerlerini izleyecektir. Ama bu çok da şey olmamış. Şu height segmenti ne zaman? Pardon. Şöyle yapalım. Cap segment vesaire. Şimdi bunu display'den shading line dersek bu şekilde olduğunu göreceğiz. Şu şekilde. Height segment. Bir dakika. Wireframe. Evet. 2 diyelim şu ortada. Şimdi ne yapacağız bunu? Editable yapacağız. Editable yaptıktan sonra edge moduna gelelim. İki kere tıklayalım şu çizgiye. Şu fill selection'a geçip tıkladığımızda fill selection burada değilse şuradan select'ten fill selection'ı seçebilirsiniz. Böylelikle edge modundayken işte bakın edge nereye getirirseniz fill selection'a o çizginin yani çizilmiş alanın içindeki bütün şeyi seçer. Polygon seçer ve sileriz. Tekrar şuna tıklarsak evet. Kapağımız bu şekilde oldu. Şimdi onu Ctrl A evet, Komut A ile tümünü seçelim. Z yönünde şunu şöyle hafif taşıyalım. Yine şuna basarak bu kenarların biraz daha şey olmasını istiyorsak elgeden yani şu kenarın kapağın yine ona bevel uygulayalım. Evet. Evet. Her şeyi açmamışız. Subdivizyonu açalım. Evet. Bakın. Gayet güzel. Oraya uygun kapak da oldu. Yani aynı şekilde vizyonlar da yapılabilir. Öyle olmasa bile yani tam vizyon gibi olmasa da hızlı bir şekilde hani oraya bir şey atayalım. Şimdi de sıfır yapalım ki nesne moduna gelelim. Bir tane yine bir yani bu vizyonun üstü, önü üstü düz mü olacak, eğimli mi olacak? Genelde düz olur diye düşünüyorum. Bir de biçimi ne olacak? Diyelim bir sim büyük, silindir olsun. Eksi z diyelim yine. Nerede bu? Vizyon şuydu. Çapı neymiş? Dış çapı. İç çapı pardon 16. Üst silindire de o zaman 16 vereceğiz. 16 vereceğiz. Ölçüsü ne olacak bunun uzunluğu? Şimdi 1 yapalım.
şu 8 olsun. Bu da 10 santim olsun. Tamam. Şimdi bir klonur nesnesi oluşturalım. Asıl bijon bu tabi olsun. Öbürü bijon deliğiydi. İsmini değiştirelim bijon diye. Şimdi klonura geçiyoruz. Bu lineer değil, radyal diyeceğiz. Buradan da x'i seçelim. Tabi neyi ayarlamamız gerekiyor? Şu çapı. F4'ten kontrol edelim. Sergileyelim. Evet, 57 santim yaptığımız zaman zaten 5 tane. Şimdi bunlar tabi dışarıda, biraz da içeri alalım şöyle. Gerekirse bu bijonun hani çapını işte atıyorum 15 yaparsanız, bir de onu da sabdüzenin içine atarsanız, tabi sabdüzen atınca buraları yuvarlandı. Kapatalım, bijonu seçelim. Şöyle aktif hale getirelim. Bu çok kısa yapmışız vizyonun. Şunu da kapatalım. Şunu editable yapalım öncelikle. Polygon moduna gelip şu arkasını seçelim. Z yönünde uzatalım. Biraz şöyle uzatalım. Ondan sonra SD inlerle içeri doğru alalım. Sonra bunu uzatalım. Tabii bunu böyle vida şeklinde yapmak bilmem ne gibi hani detaylar yapılabilir. O da ayrı bir hani şey söz konusu. İsim kabaca hani bir şey yapıyoruz. Tabii bunda aslında yuvarlak olmaması gerekiyor. Köşeli olması gerekiyor. Şimdi burada da edge modunda bunu yapmışken istediğim şu çapraz olanları dizolve ile kaldırarak hani bu hale getirdik. Bu altıgen tabi vizyon kaçgendir onu da şu anda bilemedim yani. Fotoğrafta var mı bir de gelelim. Evet vizyon da altıgenmiş zaten. F1'e gelelim. Altıgen. Şimdi ana büyüklüğü bu mu? Bu olsun. Burada bir belki yuvarlak bir şey de var ama o ayrıca bir vizyon çalışması yaparız ayrıca. Şimdi şu kenar boyu seçelim. Şu. Burayı da seçelim. Bunlara uygula diyelim. Solid. Evet, yuvarlak bir vizyon oluyor ama niye yuvarlak yapalım yani? Bunu çok önemsemiyorum şu anda. Tamam. Ama hani bir fikir vermesi açısından. Pardon. Şunları bir render'da gizleyeyim. Bunu da gizleyeyim. Sadece bunu görmek istiyorum. İdare eder şimdilik. Bunun tabii ayrıca bir düzenlenmesi gerekiyor poligon yapısının. Onunla ilgili de buna benzer biçimlerle ilgili bir ayrıca bir ders hazırlarım. Şimdilik bu idare eder. Şimdi klonörü de aktif hale getirdiğimiz zaman display'den de sharing line diyelim. Şunları render'da tekrar aktif hale getirip şuna tıklayalım. Evet. Buna tabi materyal falan da atayarak bu daha etkili bir hale getirilebilir.
Sanırım bu vizyonların çapı çok büyük. Onun için biraz şöyle ufaltalım. Ki daha iyi bir görünüm olur. Şimdilik bu yeter. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Yani bu aşamaya gelmenizde eğer yaparsanız bayağı bir yol almış olursunuz. Tabii şuraya da istersek, şu hattı daha belirginleştirmek istiyorsak oraya da ayrıca bir beyaz uygulayabiliriz. Hemen aklımızdayken yapalım bakalım. Bu vizyon iyi olmuş. Bu jant diyelim artık. Bu görüntüyü bozduğunuz zaman frame default derseniz orijinal haline gelir. Yani şu parçaya oraya da bir hani şey uygularsak şimdi şöyle bir tıklayalım. Evet bakın şimdi daha iyi oldu. Evet şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.